Merhaba kıymetli seyircilerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Osmanlı'nın önemli kadın şahsiyetlerinden olan Mihrimah Sultan'ı konuşacağız. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı olan Mihrimah Sultan'ı anlatacak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Mihrimah Sultan deyince benim aklıma İstanbul'da bir tanesi Edirne Kapı'da olan, diğeri de Üsküdar'da olan iki tane tarihi görkemli cami geliyor. Doğru. Mihrimah Sultan Kanuni Sultan Süleyman Hazretlerinin kızı, Hürrem Sultan'dan olma kızı. İstanbul'da önemli vakıf eserleri bırakmış, hayırsever kişiliğiyle biliniyor. Bugün seyircilerimize Mihrimah Sultan'ı sizin sesinizden anlatalım diyoruz. Peki efendim. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi sayın izleyicilerimize, dinleyicilerimize şu hususu arz etmek istiyorum. Tebessüm etsinler diye. Efendim, Alper Bey hukukçu ya, hukukçu olduğu için ne dedi? Hürrem Sultan'dan olma dedi. Efendim, bütün hukukçular aynısını söylüyorlar. Hakimler, savcılar filan. Efendim, mesela kendileri de avukat olduğu için Hürrem Sultan'dan olma demeyi ihmal etmedi efendim. Evet, doğru. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın kızı, annesi Hürrem Sultan'dır. Efendim, iki hususiyeti çok önemlidir ve meşhurdur. Bunlardan bir tanesi hayırseverliği ve cömertliğidir. Evet. Bir diğeri ise dinine bağlılığıdır efendim. Yani Mihrimah Sultan dinine çok bağlı, saliha bir hanım, ayrıca çok cömert, çok hayırsever bir hanımefendi. Ruhu şad olsun. Ruhu şad olsun. Evet. Mekanı cennet olsun. Annesi tarafından yetiştiriliyor Hürrem Sultan'dan. Hürrem Sultan tarafından yetiştiriliyor. Bu evet. Da çok önemli bir şey efendim. Evet. Evet. Bir kız daha var Kanuni Sultan Süleyman Ağa'nın. Raziye Sultan. Fakat Raziye Sultan adındaki kızı çok yaşamamış, vefat etmiş. Ufakken vefat etmiş. Evet efendim. Onun için tek kızı Mihrimah Sultan ya, çok düşkünmüş Mihrimah Sultan'a. Evet. Çok severmiş. Efendim çok düşkünmüş. Zaten kız çocukları ya, çok sevilir. Evet. Zaten atalarımız derdi ki sen seveceksen oğlunu sev. Kızın zaten kendini sana sevdirir, sevdirir derlerdi efendim. Hatta evlendiği zaman efendim Mihrimah Sultan'ı efendisiyle beraber efendim başka bir yere göndermemiş, yani İstanbul'da bıraktırmış. Efendim, kıyamamış gitmesini. Kıyamıyor demek. Evet, hep yanında olsun istiyor. Efendim efendisi de meşhur Rüstem Paşa'dır. Rüstem Paşa. Evet, Rüstem Paşa tabii serpilip büyüdüğü zaman efendim kızlarına bakıyorlar. Kanuni Sultan Süleyman Han'la hanımefendisi Hürrem Sultan. Şöyle kızlarına bakıyorlar. Ya bu serpildi, büyüdü. Gelinlik efendim, çağı geldi. Gelinlik çağı geldi. Ne yapacağız bunu diyorlar filan filan. Efendim kime versek acaba filan. Sonunda o zaman paşa değil ağa, Rüstem ağa'da karar kılıyorlar. Enderun Mektebi'nden mezun. Evet. Efendime söyleyeyim. Yetişmiş. Yetişmiş. İyi yetişmiş bir kimse. Efendim fakat ağa'ya da kız verilmez ki. Koskoca padişahın kızı efendim bir ağaya verilir mi? Verilmez. Efendim ağa küçük rütbeli bir subay. Paşa yani olması lazım. Paşa olması lazım. Paşa olması lazım. Ama paşa olabilmek için de nasıl şimdi Türkiye'de bile taşra görevi var, tabii, şark görevi var değil, evet, mi? Eskiden, evet, de çok meşhurdu, hı-hı, bu görevler. Yani terfi edebilmesi için mesela askeriyede bilhassa şark görevi yapması lazım. Bir takım yerlerde mecbur, evet, hizmetini yerine, evet, getirmesi lazım. Neticede taşra çıkartıyorlar. Diyarbakır taraflarına, bir rivayette Erzurum taraflarına vazifeli olarak gönderiyorlar. Evet. Rüstem ağayı. Rüstem ağayı. Efendim, tabii bu rivayettir gerçi ama doğrudur. Efendim, ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Evet. Duyuluyor saray içerisinde. Efendim Mihrimah Sultan'ı işte Rüstem Paşa'ya vereceklermiş filan filan şeklinde. Efendim tabi müzevirler var. Kıskananlar var.
istemeyenler var filan filan. Fitneciler var. Fitneciler, fücurcular her zaman olduğu gibi günümüzde de mevcut, o zaman da mevcut. Var. Efendim bunlar bir söylenti çıkarıyorlar. Diyorlar ki efendim Rüstem A cüzzam hastasıymış. Bu cüzzam hastalığını gizliyormuş. Hatta bir programda anlatmıştım. Evet. Ama yeri geldi. Tekrar yeri tekrar geldi. Edelim. Tekrarı velahsen velevkâne 180 derlerdi bizim çocukluğumuzda büyük ağabeylerimiz. Efendime söyleyeyim bu işlerden anlayan, bu işleri konuşan efendime söyleyeyim abilerimiz, büyüklerimiz böyle söylerlerdi. Biz de tekrar edelim. Efendim Kansan Süleyman Han'la Hürrem Sultan'a bu rivayet ulaşıyor. Cüzzam yani, hastası diye. Cüzzam olmuş diye. Filan diye. Efendim tabii imparatorluğun devleti Aliye'nin, imparatorluk denmez. Osmanlılar devleti Aliye evet. derlerdi. Efendim imparatorluk şeylerde oluyor. Batı'da oluyor. Bizde imparatorluk yok. Evet. Devleti Aliye. Sömürgeci evet. devletlere imparatorluk demek evet. daha ziyade. Bizde asla efendim sömürmek, efendim emperyal bir tutum takınmak yok. Asla ve katla yoktur. İstişare ediyorlar ikisi, Hürrem Sultan'la Kansan Süleyman Han. Neticede biz bunu tetkik ettirelim. Doğru mu, değil mi, tahkik ettirelim diye karar veriyorlar. Ve bir tabibi, bir hekimi gönderiyorlar. Bu işle görevlendiriyorlar. Evet, gönderiyorlar. Şimdi hekim, tabip gidiyor tabii. Allah Allah. Ne yapacak? Efendim kontrol edecek. Ama nasıl? Paşa gelsen cüzdan mısın? Paşa değil o zaman. Ağa gelsen cüzdan mısın? Seni bu muayene edeyim falan diyemez. Tabii. Mümkün değil. Düşünüyor, taşınıyor. Ben bu işi nasıl çözerim diye. Bekar ya. Rüstem Ağa bekar olduğu için çamaşırlarında kendi yıkayacak hali yok. Neticede devlet vazifelisi, devlet adamı. Belki de başını kaşıyacak vakti yok. Genç, devamlı tabii. çalışıyor. Efendim çamaşırlarını bir çamaşırcı kadına verirmiş. O kadıncağız yıkar, getirirmiş tekrar. Efendim bunu tespit ediyor bir çamaşırcı kadına verdiğini ve o çamaşırcı kadının takip ediyor, kadını takip ediyor, nerede oturuyor filan bunları hep öğreniyor. Ondan sonra bir gün Rüstem Ağa'dan efendim kirli çamaşırlarını almış, torbaya koymuş kadıncağız, götürüyor, kadının yanına yaklaşıyor. Kadın yaşlı, efendim 70 yaşlarında, 65 yaşlarında bir kadıncağız, efendim genç değil yani, teyze diyor hekim. Efendim veya nine diyor, anne diyor, her neyse güzel hitap ediyor. Buyur evladım diyor kadıncağız da. Ya diyor senden bir şey istirham edeceğim diyor. Şu da benim sana hediyem diyor. Efendim bir sarı lira veriyor kadıncağıza. He. Kadın işte ne bu niye veriyorsun filan filan diyor. Ya benim sana hediyem diyor. Peki karşısında ne istiyorsun diyor. Çok küçük bir şey isteyeceğim. Anneciğim diyor, teyzeciğim diyor, nineciğim diyor, her neyse. Şu çamaşırları bana ver, bir kontrol edeceğim diyor. Çamaşırlara bir bakacağım diyor, gözünün önünde diyor, hiçbir şey yapmayacağım diyor. Sadece bakacağım diyor, bakıp sana vereceğim diyor. Kadıncağız düşünüyor, versem vermesem. Bir zarar vermeyecek, bir ilaç dökmeyecek, bir şey yapmayacak. Bakıp geri verecek. Bakıp geri verecek. Ne var ki bunda diyor filan. Efendim, bakıyor. Baktıktan sonra tekrar geri veriyor. Kadıncağıza birkaç altın daha veriyor. Sarı lira. Düşün altın, mesela. Evet. Bir reşat altını kaç lira değil mi efendim? Yani evet. Yani iyi para. İyi para. Efendim. Ve kadıncağız oradan ayrılıyor. Kadıncağıza teşekkür ediyor. Efendim. Meğersem şuna bakmış. Hekim. Tabip. Efendim. Cüzzam hastalığında, cüzzam hastasının bedeninde asla ve kat'a bit olmazmış. Bit, bildiğin bit var ya. Evet. Efendim bit olmazmış. Çamaşırlarına bakınca iç gömleğinde diyelim, atlet o zaman yok. Fanilasında, atletinde, evet. Efendim,
görmüş ki bit geziyor. Ha, bit olunca kalbi ferahlamış hekimin. Demek ki demiş, cüzzam değil. Cüzzam değil. Çünkü bit olmazmış cüzzam hastalığında, hastasında. Efendim, hemen bir name yazıyor, mektup yazıyor padişaha ve efendim Tatarlara, postacılara teslim ediyor. Efendim, hemen onu gönderiyor şeye, payitahta İstanbul'a. Kendisi de yola çıkıyor. Efendim, bu name ulaşınca padişahla hanımefendisi Hürrem Sultan'ın da kalpleri ferahlıyor. Cüzzam değil demek. Evet, diyorlar. Çok iyi bir karar verdiklerini anlıyorlar. Yani o söylentiyi duyup da hani bu işten vazgeçmiyorlar. Tabii. Zaten taşradan geldikten sonra süratli bir şekilde çok çalışkan bir kişiymiş Rüstem Paşa. Hemen paşa oluyor. Ağalıktan paşalığa terfi ediyor. İşte ondan sonra efendim zamanın şairi bir beyit yazmış. O çok güzel. O çok güzel. Onu söyleyeyim efendim. Buyurun. Diyor ki, olur ise bir kişinin bahtı açık talihi yar, mahallinde anın kehlesi dahi işe yarar. Tekrar edeyim mi? Evet. Belki not etmek olur. İsteyenler tabii, olur. Tabii, buyurun. Olur ise bir kişinin bahtı açık talihi yar, mahallinde anın kehlesi dahi işe yarar. Kehle bit demek efendim. Kehle bit. Yani bir kişinin efendim talihi yaver olursa, şansı açıksa, evet şansı açıksa efendim o kişinin biti bile işe yarar diyor. Nitekim yani o bit, o bit evet, çıkmasaydı Rüstem Paşa'ya kızlarını vermezlerdi yani. Belki cüzzam hastası sancaklarda. Sancaklarda, evet efendim. Yani dolayısıyla bit işe yaradı yani. Bit işe yaradı. Efendim. Çok güzel yazmış şair. Evet. 1539 tarihinde Hürrem Sultan'ın oğulları var. Yani Mihrimah Sultan'ın kız kardeşleri. Şehzade Bayezid'le Şehzade Cihangir. Bunlar küçük de bunların sünnet düğünleriyle beraber Mihrimah Sultan'la Rüstem Paşa'nın da düğünü oldu efendim. Onlar sünnet olurken Mihrimah Sultan evlendi yani. Evlendi. Evet efendim. Şimdi düğün de Osmanlıların at meydanı dedikleri, zaten Bizanslar da hipodrom derlermiş oraya. Sultanahmet. Ondan mülhem bizimkiler de at meydanı demişler. Şimdi Sultanahmet Meydanı deniyor. Evet. Efendim, Sultanahmet Meydanı'nda düğünleri yapılıyor. Bu izdivaçtan Ayşe Hanım Sultan adında bir kızı oluyor. İki tane de oğlu oluyor efendim. Yani üç tane evladı oluyor. Mihrimah Sultan, Kansuan Seyman Hanım'ın vefatından sonra efendim kardeşi İkinci Selim tahta geçiyor biliyorsunuz. Mihrimah evet. Sultan'ın ağabeyi. Ondan sonra da Üçüncü Murat, yani İkinci Selim'in oğlu efendim, halası oluyor Mihrimah Sultan'da Üçüncü Murat'ın. Evet. Değil mi efendim? Evet. İkinci Selim'in oğlu olduğuna göre. Halası. Evet. Bunlar tahta geçiyorlar. Kansuan Süleyman Han zamanında efendim babası çok sevdiği için sarayda hatırını babası hiç kırmazmış. İkinci Sultan Selim tahta geçtikten sonra ağabeyisi, o da hatırını kırmazmış. O da çok severmiş. Efendim, Üçüncü Murat, yeğeni oluyor Üçüncü Murat'ta. Değil mi efendim? Onun halası. Efendim, o da hatırını sayarmış. Hatırını hiç yıkmazmış. Dolayısıyla sarayın efendim kadınlar arasında hatırı sayılan, sözü dinlenen bir hanım sultan olarak hayatını idame ettirmiş. Ama gerçekten çok hayırsever, çok cömert, efendim devletin, Müslümanların din düşmanlarına karşı, Haçlılara karşı muzaffer olmasını, muvaffak olmasını çok isteyen bir hanım sultan. Hatta tarihlerde yazıyor efendim,
Malta seferi, Malta seferinde muvaffak olamıyor Osmanlılar ama Malta seferine çıkıp da Malta şövalyelerinin mağlup edilebilmesi için babasını Malta seferine teşvik etmiş. Babacığım demiş, efendim yani para yüzünden mi, para kıtlığı yüzünden mi böyle bir sefere teşebbüs etmiyorsunuz? Çünkü Malta şövalyeleri Hacı Efendilerin gemilerinin yollarını kesiyorlar. Ya evet. Hac yolu hani evet. deniz evet. yoluyla gidiyorlar ya, yağmalıyorlar, gemileri batırıyorlar. Yani Akdeniz'deki ticaret gemilerini, Osmanlı ticaret gemilerini vuruyorlar filan. İşleri güçleri böyle yağma, efendime söyleyeyim, Müslümanlara zarar verme yani. Babasına böyle diyor ve babasına diyor ki, babacığım diyor, ben diyor servetimin şu kadarlık kısmını bu Malta seferi için ayırdım. Kullanabilirsiniz bu sefer. Diyor. Çok, bak çok. Ne cömert yani, evet. devletini düşünen bir hanım sultan. Kendi şahsi servetini. Kendi şahsi servetinden bunu şey harcıyor, yapıyor. Evet. Evet efendim. Yani dolayısıyla çok hayırsever, çok cömert bir sultan. Padişah kızlarının tamamına sultan denir. Evet. Yani bunu da belirtelim. Efendim 1578 senesinde İstanbul'da vefat ediyor. Babasını çok sevdiği, babası da onu çok sevdiği için babasının türbesine defnediliyor. Süleymaniye'de. Yatar Kanuni Sultan Süleyman'a. Hatta türbesinin efendim cümle kapısı, giriş kapısının ta üstünde, efendim elden filan uzanmak mümkün değil. Beytullah'taki Hacerül Esved'den parça vardır efendim. Evet. Yani izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz orada Hacerül Esved'i görebilirler. Evet. Elleriyle istilam edebilirler. Hacerül Esved'den parça çünkü. Orada belli. Efendim. Kocası Rüstem Paşa ise Şehzade Camii türbesine defnediliyor. Şehzade Camii türbesine defnediliyor. Çünkü Şehzade Camii'nde de efendim kayınbiraderleri Şehzade Mehmet ve Şehzade Cihangir yatıyor. İkisi de Şehzadebaşı Camii'nde. Rüstem Paşa da efendim orada defnediliyor. Tabii siz bahsettiniz girerken, dediniz ki iki tane büyük camiini ben, iki tane güzel camiini hatırlıyorum dediniz. Bunlardan bir tanesi Üsküdar'daki camii, bir diğeri ise Edirne Kapı'daki camii. Gerçekten ne kadar dindar ki, ne kadar efendim dinine bağlı bir hanımefendi ki, efendim tek bir camiyle de iktifa etmemiş. İstanbul'un her iki yakasında da birer cami yaptırmış. Bu kadar muhterem bir hanımefendi. Yani sevgili peygamberimizin aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifleri var. Bir rivayette güvercin yuvası kadar deniyor. Bir rivayette de tarla kuşu, küçücük bir kuştur tarla kuşu. Evet. Tarla kuşu yuvası kadar efendim mescit yaptırana Allah-u Teala cennete âlâda nice köşkler lütfedecektir, ihsan edecektir buyuruyor Resul-i Ekrem Efendimiz. Dolayısıyla bu iki cami çok önemlidir. Yine çok önemli bir hayır eseri de efendim Mihrimah Sultan'ın, daha önceki programlarda anlatmıştık, Seyyide Zübeyde Hazretleri'nin, Halife Abbasi Halifesi Harun er-Reşid'in hanımefendisi Seyyide Zübeyde'nin yaptırdığı aynı Zübeyde su yollarının tamirini kendi yine şahsi hazinesinden, servetinden karşılamıştır. Evet. Yani dolayısıyla biz Müslümanlar efendim Harem-i Şerife, Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye böyle hizmet eden, hem ve Kudüs-i Şerife de annesi çok hizmet etmiş. Hürrem Sultan. Evet efendim, inşallah bir programda da onu anlatırız. İnşallah. Efendim yani Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Kudüs-i Şerif. Efendim üçü de İslamların, Müslümanların çok önemli mukaddes beldeleri değil mi efendim? Evet.
kıymetli. En önemli üç evet. yer. Her camiye, uzak camilere hani ziyaret için gidilmez buyuruyor Resulullah Efendimiz. Ama üç mescit müstesna buyuruyor. Müstesna, evet. Mescidi Haram, Mescidi Nebi ve Mescidi Aksa. Bu üç cami hariç hususi hani ziyaret için gidilmez başka camiye. Efendim ama evliyayı ziyarete gidilirmiş. O caminin yanında muhakkak bir evliya vardır. Onu gidersin onu ziyaret edersin tabii. Mesela. Evet. Oraya gelmişken camiye de girersin. İki rekat Tayyetül Mescid namazı kılarsın tabii. Değil mi efendim? Evet. Şimdi efendim bu Üsküdar Camii dediniz ya, onu 1548 senesinde efendim Mihrimah Sultan meşhur mimar Mimar Sinan Hazretlerine yaptırmış. Orada efendim medrese, Sıbyan Mektebi, imaret yani aşevi, taphane, külliye şeklinde yani. Han yanında su yolları ve çeşme gibi yapılar var. Tam bir külliye tam dediğiniz bir külliye, gibi. Evet. Sonraki devirlerde de külliyeye iki türbe, hamam, kasır ve muvakkıthane eklenmiş. Ancak bunlardan imaret, taphane, han, kasır zamanla ortadan kalkmış. Hamam özelliklerini yitirse de günümüzde mevcut. Efendim zamanımıza cami kalmış dolayısıyla. Medrese kalmış, Sıbyan Mektebi kalmış. Sıbyan Mektebi bugün çocuk kütüphanesi olarak kullanılıyor. Medrese ise birçok değişiklik yapmışlar. Sağlık merkezi olarak kullanıyorlar. Caminin meşrutaları Sultan Abdülmecit Han zamanında yıktırılmış. Muvakkıthane ise 1956 yılında yıktırılmış. Demek ki yol mu geçecekti, ne yapacaktı? Yolu başka yerden geçirmeleri lazım aslında. Evet. Tarihi bir eser, ecdattan kalmış bir eser yıkılınır mı? Yıkılın. Yıkılmış işte. Camide Sultan II. Mahmud, oğlu Sultan Abdülmecit, Sultan Abdülaziz ve Sultan II. Abdülhamit Han zamanlarında önemli tamirler yaptırılmış. Çünkü 1500'lü yıllarda yapılmış malumunuz. Tabii. Depremler olmuştur. 1800'lü yıllara gelene kadar 300 yıl efendim, aşağı yukarı evet, geçmiş. Uzun zaman geçmiş. Önemli tamirler yaptırmışlar. Efendim yani Mimar Sinan'ın diğer eserlerinde görülen efendim sadelik, süsleme özellikleri taşlardan filan müteşekkil, kafe soyma, kabartma, her türlü boyama, kazma, kazıma, geçme, her türlü teknik, o zamanın tekniği kullanılmış. Tabii efendim. Caminin kuzey köşesinde tek şerefeli iki tane minaresi var. Yani sultanların yaptıkları camiler hariç, diğer efendim camiler hep tek minareli olur. Mesela Edirne Kapı'daki cami tek minarelidir ha. Evet. Efendim ama bu Üsküdar'daki çift minareli. Çift minareli. Nedense enteresan. Şimdi caminin kitabesinde yazan şeyler de çok enteresan. Onu ben bugünkü dilimize biraz çevirdim. Müsaade ederseniz tabii okuyayım. Tabii ki bayağı. Bak ne güzel ya. Şunlar yazıyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Bu cami-i şerif Hakanlar Hakanı, Şarkın ve Garbın Sultanı, yeryüzünü adaletle ve emniyetle mamur eden, ehli iman için emniyet ve eman temin eden Sultanoğlu, Sultanoğlu, Sultan Selim Han'ın oğlu, Sultan Süleyman Han'ın kızı, hayırlar ve iyilikler sahibi Hanım Sultan, Allahu Teala onun iyiliklerini ziyade eylesin tarafından Hicri 954 senesi Zilhicce ayında yaptırılmıştır yazıyor kitabesinde. Tabii söyledik. İdirne Kapı'da da camisi var. Evet. Mihrimah Sultan Camisi hı-hı. derler ona. Hı-hı. Efendim, öteki de zaten Mihrimah Sultan Camii. Efendim, malum haliniz efendim İstanbul'un 7 tepesi vardır. Bu 6. tepesi üzerinde
kurulmuştur. Yani yüksekte kurulmuş Edirne Kapı Camii. Burada tek minareli bir cami var. Başka medrese var, çifte hamam var, çok sayıda dükkan var. Dükkanlar, hani dükkan gelirleri caminin yaşaması için vakfediliyor akar efendim. Olarak, evet. Sıbyan Mektebi var, çeşme var, türbe var, bir külliye. Ne zaman yapılmış? 1566'da yapılmış. Bir de ayrıca cami ve külliye yaptın ama buraya su lazım. Değil mi efendim? Evet. Su da getirmen lazım. İşte suyu, lazım olan suyu temin etmek için Osmanlılar zincirli suyu da derlermiş. Mihrimah suyu tesisini yaptırmış Mihrimah Sultan. Efendime söyleyeyim. Hatta rivayet ederler ki bu caminin yapılacağı arazinin üstünde Ayayorgi Kilisesi varmış. Efendim, çok eskiden varmış ama yıllar önce. Patrik illa burası kilisenin filan demiş. Efendim, Bizans'tan kalma demek. Bizans'tan kalma kilisenin filan. Efendim, yani ben demiş hakkımı helal etmem filan yani. Yıktırmam babında. Patrik yıktırmam filan. Padişah serzenişte bulunmuş. Padişah da bunun üzerine oraya yakın bir kilise yaptırtmış yani. Hmm. Ayayorgi diye. Yer verip oraya bir evet, kilise yaptırtmış. Yaptırtmış. Evet efendim. Yani şu adalete bak ya. Evet. Yani Hristiyan tabaya, ulan bunlar Hristiyan, efendime söyleyeyim bilmem ne hakları olurmuş onu. Böyle demiyor. Dememiş. Yani. İslamiyet budur işte. Evet. Onlar da zimmi vatandaş. Onların da hakları efendim, var. Hakları var. Evet. Evet. Yani bakın ibadethanesini bile yıkmıyor ha. Düşünebiliyor musunuz Alper Bey i̇şte ya? İşte demokrasi ise demokrasi de evet. Bu aslında. Yani. Evet. Evet. Efendim Edirne Kapı Camii 1894 yılında bir zelzele deprem meydana geliyor. Evet. İstanbul'da. O depremde yıkılmış. 1900'lerin başına doğru tekrar yapılmış. Yapılmış. Yani bunu da işte Sultan II. Abdülhamit Han yaptırıyor. Babalarının kardeş sayılır dedelerinin. Büyük halası yani. Evet. Değil mi evet, efendim? Onun doğru, için yaptırıyor. Halası. Evet. Efendime söyleyeyim. Bir de derler ki, çok enteresan bir rivayet var. Efendim, Mimar Sinan, Mihrimah Sultan'a aşıkmış. Derler. Ama o devirde efendim Mimar Sinan'ın Mihrimah Sultan'ı görmesi mümkün değil. Yakıştırma bu. Evet. Yani halk arasında dedikodu yani. Çok konuşulurmuş ama. Hiç alakası yok. Belki ömürlerinde birbirlerini hiç görmediler yani. Yakıştırma. Efendim, şimdi cami Mihrimah Sultan çok güzelmiş tabii. O duru, o gösterişsiz, o sade, asil güzelliğine istinaden aslında çok büyük bir arazi üzerinde ama cami çok büyük değil, küçük. Bir de öyle bir minaresi var ki efendim o da çok zarif ve yüksekliği de sadece 38 metre şeyin yüksekliği, minarenin yüksekliği. Minare kenarlarındaki upuzun işlemeler güya Mihrimah Sultan'ın saçlarını tarif ediyormuş. Hele saçını görmesi hiç imkan yok yani. Tabii, o dönemde. Yüzünü görmüş olsa bile. Efendim, caminin yerini de Mimar Sinan öyle güzel bir yerde seçmiş ki talimat alınca İstanbul'un işte Rumeli yakasında, Trakya yakasında bir cami yaptıracağım diye efendim yazınca Mihrimah Sultan öyle bir yerde seçmiş ki biliyorsunuz Mihrimah veya Mihrimah. Mih güneş demek, mah ay demek. Farsça'da. Evet, evet, adını böyle koymuşlar. Ay ve güneş. Evet, gerçekten de ay da güzeldir. Güneş de. Güneş de güzeldir. Mihrimah Sultan'da sanki ay ve güneş bir araya gelmiş. Allah-u Teala öyle yaratmış evet. Mihrimah Sultan'ı. Efendim öyle bir yerde öyle bir yerde inşa etmiş ki efendim bu camiyi Mimar Sinan efendim
Şimdi doğum günü 21 Mart'mış efendim. Kimin? Mihrimah Sultan'ın. 21 Mart günü bir yer seçin Edirne Kapı'da, ama şeyi görebileceğiniz yükseklikte bir yer. Camiyi görebileceğiniz yükseklikte bir yer. Efendime söyleyeyim. Üsküdar'da eskiden şimdiki gibi yüksek binalar yok. Rahatça görülebiliyor. Efendim. Şimdi gün batımında bakın, göreceğiniz manzara şudur efendim. Edirne Kapı Camii'nin o tek bir tane minaresi var ya, 38 metre uzunluğunda, o minarenin arkasından güneş batarken Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii'nin, orada iki minare var ya, iki minaresi arasından ay doğuyor. Çok büyük bir mimari ustalık yapmış Mimar Sinan. Evet. Yani Edirne Kapı Camii'nde güneş batarken minarenin arkasından, Üsküdar'daki Mihrimah Sultan'ın camisinin iki minaresinin arasından ayın doğumu görünüyor. Evet, ayın doğuşu görülüyor. Yani bu ne muazzam bir hesaplamadır. Evet. Ne büyük bir inceliktir. Benim aklım fikrim ermiyor. Yani bunu yapabilmiş. Adı da Mihrimah ya. Evet. Buna uygun olsun diye ayı ve güneşi, evet, o şekilde Mimar Sinan beklettirmiş. O şekilde yapmış. Enteresan. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Evet. Belki Üsküdar'daki caminin iki minaresinin olmasının sebebi de budur. Esbab-ı mucibesi. Ki. Nedendir bilemiyoruz. Evet. Yani bu bir hadise. Yani aynı ile sabit, bunu tetkik etmişler, denemişler, yapmışlar. Yani 21 Mart'ta müteaddit defalar, senelerce yapmışlar. Rasat etmiş, gözlemişler, rasat etmişler, demek gözlemişler. Ki. O şekilde. Gerçekten de bu şekilde oluyor. Hani Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Siirt'te, Tillo'da, şimdi aydınlar diyorlar. Evet. Mübarek hocası efendime söyleyeyim, İsmail Fakirullah Hazretlerinin kabrinde hani öyle bir düzenek yapmış ki güneş doğduğu zaman efendim o günlerde tam böyle kabrinin üstüne geliyor. Evet. Yani öyle bir düzenek. Aydınlık gelmesi için bir yer bırakıyor. Oradan güneş oraya giriyor. Sonraki depremlerde bu düzenek bozulmuş. Hala o aynı sistemi kuramamışlar. Yapamamışlar. Evet. Tutturamamışlar. Çok yani, ince bir hesap gerekiyor demek ki. Onun gibi bir şey yani. Evet, onun gibi, aynen onun gibi. Evet efendim. İşte efendim, aynı Zübeyde su yolunu de söylemişti. Seyyide Zübeyde yaptırmış. Ama 800'lü yıllarda yaptırmış. Yani miladi 800 ha. Evet. Efendime söyleyeyim. Gelmişler 1560'lı yıllara. Seller, kumlar, zamanlar. Zaman biraz vahşi ve acımasızdır. Efendim. Büyük tahribat bırakır yani. Evet, büyük tahribata uğramış. Evet. Kullanılamaz hale gelmiş. Yani su gelmiyor. Arafat'tan Mekke-i Mükerreme'ye ve Arafat'tan Taif'ten Arafat'a ve Taif'ten Mekke-i Mükerreme'ye gelemiyor su. Ulaşmıyor. O hale gelmiş, evet. Ulaşamıyor. Efendim, hatta Osmanlı tarihçilerinden Peçevi var. Peçevi. Meşhur, evet. Meşhur. Peçevi Hazretleri diyor ki, Arefe günü, hani hacılar Arefe günü Arafat'ta vakfeye dururlar ya, vakfeye duramadın mı hacı olamazsın. Şarttır. Haccın rükünlerindendir. Evet. Evet. Diyor ki, bir parmakla kaldırılabilecek hafiflikte. Yani ne kadar olur o? Yarım litre mi olur gayrı? Efendime söyleyeyim. 300 gram mı olur? Yani, 500 gram mı olur? Anladın mı? Evet. Bir ince parmakla kaldırılabilecek hafiflikte bir kırba suyun bir altına satıldığı görülmüştür diye kayıt var Peçevi tarihinde. Niye? Kıtlık var. Su yok yani. Su yok onun, evet, için yani. Onun için. Hacılar susuzluk çekiyor. Kırılır yani Allah'ım. Evet. Mekke ahalisi susuzluk çekiyor. Orların sıcağını düşünün. Ya yakıyor filan filan. Efendim işte Mekke kadısı, efendime söyleyeyim, Mekke Şerifi 1562 yılında bir mektup yazarak
efendim divana, yani Osmanlı Bakanlar Kurulu'na durumu bildiriyor, rapor gönderiyor. İşte o zaman Mihrimah Sultan, babacığım diyor, bunu ben yaptıracağım müsaade. Kendi özel. Hayrı benim olsun diyor. Ve Mekke Kadısı Abdülbaki Efendi, Cidde Mutasarrıfı Hayrettin Bey, onlardan kurulu bir heyet, 30 bin altına bu iş halledilir diyorlar. Efendime söyleyeyim, Mihrimah Sultan eski Mısır defterdarı İbrahim Bey'e 50 bin altın verilmek üzere 50 bin altın gönderiyor bunların tamiri için. Sonra efendim önce 400 kadar usta, mühendis ve işçiyle faaliyete başlanılıyor. Fakat bakıyorlar ki bu 400 kişiyle bitecek gibi değil. Hemen sayıyı bine çıkartıyorlar Alper Bey. Evet. Şey sayısını. Çalışan işçi sayısını. Sonra İbrahim Bey Mısır defteri vefat ediyor. Mekke Şafii Müftüsü Ebu Bekir El Hüseyin'e vazifelendiriliyor. Bir neticede gerçekten tekrar Ayn-i Zübeyde su yollarının tamiratı bitiyor. Su Mekke-i Mükerreme'ye ve Arafat'a getiriliyor. Efendime söyleyeyim. Ve Arafat'a ve Mekke'ye çok büyük sarnıçlar yapmışlar. Su depoları yapmışlar. Evet. Büyük havuzlar yapmışlar. Evliya Çelebi yaptırılan bu havuzları şöyle tarif ediyor. Üç birkeyi azime bina etmiş kim? Kim güya ki demek yani Osmanlıca'da. Üç birkeyi azime bina etmiş kim? Güya bir su hayredir. Ve diyor ki Cebeli Arafat'ın dibinde havz-ı azimler vardır kim? Büyük havuzlar. Havz-ı azim demek büyük havuzlar. Büyük havuzlar. Vardır ki var kim? Her biri birer deryadır. Öyle büyüktür, öyle büyüktür ki. Deniz gibi yani. Deniz gibi, okyanus deniz gibidir gibi. Diyor. Biraz da abartıyor ya. Evet, Evliya Çelebi. Ama gerçeği söylüyor evet. Yani. Çok büyük havuzlar inşa etmiş demek ki. Ayrıca çok hayırları var. Fakat söz uzar. Evet. Efendim, zaman bitmez. O mübarek hanım sultanın yapmış olduğu iyilikleri, güzellikleri saymaya kalksak, hikayeleri anlatmaya kalksak, zamanlar yetmez efendim. Allah ondan razı olsun. Amin. Bırakmış günümüze bu eserleri. Ya Allah razı olsun. Kabri nur olsun. Evet. Efendim zamanımızda da bu tür hayır hizmetlerini vakıflar evet, yapıyor. İhlas doğru. Vakfı da o vakıflardan bir tanesi. Seyircilerimize İhlas Vakfı'nın bu şekilde yürüttüğü hizmetlerden bahsedelim istiyoruz. Tabii. Şimdi o dediğiniz doğru. Zamanımız ahir zaman. Evet. Ahir zaman. Efendime söyleyeyim, hani bir ilahide geçer, yürü dünya yürü sonun virandır, bin yılından sonra ahir zamandır. Evet. Efendim yani bu zaman ahir zaman. Son zaman yani kıyamet yaklaşıyor. O zaman yani insanlar bozuluyor değil mi efendim? İyilikler azalıyor. Bir de yalancı ve sahtekar çoğalıyor maalesef. Maalesef. Mesela şimdi ben yolda gidiyorum, efendim diyor ben çok açım diyor, bir yemek parası lütfen verir misin diye yalvarıyor Allah rızası için filan. Evet. Ben onlara para vermiyorum. Çünkü neden? Alıyorlar, içmeye şarap alıyorlar, içki alıyorlar veyahut da esrar alıyorlar. Yani kötü alışkanlıkları var. Onlara para vermiyorum ben. Açım diyor ama vicdanım da el vermiyor. Alıyorum, elinden tutuyorum onu. Efendim, ya bir lokantaya götürüyorum, bir restorana veyahut da bir büfeye götürüyorum. Böyle büfe çünkü her yerde var. Her yerde var. Lokanta her yerde olmayabiliyor. Büfeye götürdüğüm zaman büfeciye diyorum ki, bu kardeşimin karnı açmış. Efendim, nasıl istersin sana güzel yarım ekmek, güzel bir tost yaptıralım. Bir de içecek, meşrubat içecek, alalım. Efendim nasıl istersin tostunu? Diyor mesela, açsa diyor, aç değilse yok ben istemiyorum diyor. Hani gelsin lokantaya veya büfeye götüreyim deyince. Üçkağıtçı demek ki ben yok istemiyorum diyor. Efendim açsa geliyor. Onun niyeti ya işte dediğiniz gibi alkol almak yahut da uyuşturucu almak. Evet.
Ondan sonra diyor mesela ben sucuklu isterim diyor. Hem kaşarlı hem sucuklu isterim. Hem karışık isterim diyor. Yap diyorum. Yapmaya başlıyor. Kaç para diyorum büfeciye? Yani tost ve meşrubat. Şu kadar lira büfeciye ödüyorum parasını. Doyur karnını işte. En güzeli evet. O. En güzeli. Yani vakıflar işte böyle efendim yardım yapılacak. Değil mi efendim? Evet, muhtaç, ihtiyaç sahibi. İhtiyaç sahibi, garibi, gurabayı bulabiliyor. Evet. Yani biz buluyoruz mesela. Evet. Kime yardım yapılır, kime yapılmaz bunu çok iyi tespit edip yapıyoruz. Aklıma geldi de bir menkıbe anlatmak istiyorum. Buyurun, tabii ki. Efendime söyleyeyim. Bu menkıbeyi Ruhul Beyan tefsirinde yazıyor bu menkıbe. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri var. Büyük zat. Evet. Evliyadır İsmail Hakkı Bursevi. Hı hı. Bir de İzmirli İbrahim Hakkı var. İsmail Hakkı var. O değil ha. Efendime söyleyeyim. Bu İsmail Hakkı Bursevi. O İzmirli İsmail Hakkı. O başka. Bu evliya olan zat Ruhul Beyan tefsirinin sahibi İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. Evet. Kudsesi Ruh. Büyük zat. Kudsesi Ruh. Efendim bunun kitabında geçiyor. Şimdi bir kadıncağız varmış, Alper Bey, bir kızcağız varmış. Fakat babası vefat etmiş, annesi de birisiyle evlenmiş. Efendim, yani o şeyin üvey kızı olmuş o adamcağızın. Fakat adamcağız da bu kızcağız kendi kızı değil ya, efendim üvey babası ya, kızcağızı istemezmiş. Her türlü işi ona gördürürmüş, bağırırmış, çağırırmış filan. Evet. İyi davranmazmış. Halbuki iyi davransa çok sevaba girecek. Yani. Değil mi efendim? Ondan sonracığıma bir gün evin kapısı çalmış. Kızcağız da evin şeyini yapıyor. Ekmeğini yapıyor. Fırında pişirmiş. Demek ki koku da mahalleye yayılmış. Kapısı çalmış. Kapı çalınca gitmiş kapıyı açmış. Bir de kıtlık var o devirde. Tabii. Efendim mis gibi de ekmek kokuyor. Diyor Allah rızası için ben açım diyor. Bana ekmek verir misin diyor kızcağıza. Kızcağız da tabii diyor. Çok cömertmiş kızcağız. Bir tane değil iki tane veriyor. Tabii o ayrılıyor kapıdan. Fakat yolda gelirken efendim üvey babası o dilencinin, o ihtiyaç sahibinin elindeki o ekmekleri görüyor. Eve yaklaşıyor. Sınıf sınıf kokluyor. Efendim, bakıyor ki ekmek bunların evde. Ekmek yani bunların evde. Hemen bağıntıyı kuruyor, bağlantıyı. Evet. O ihtiyaç sahibinin elinde şey vardı ya iki dilenciye tane ekmek. Ekmeği bizim evden ha, verdiler. Evden demek verdiler. Diye. Kim verdi bunu diyor. İşte ben verdim baba diyor. Ne desin kızcağız? Nasıl verirsin de bilmem ne de filan filan. Fırçaları basıyor, bağırdıkça efendim nefsi kabarıyor o kızcağızın üvey babasının. Efendim karısı mı filan diyorlar işte etme, eyleme efendi bilmem ne filan. Yok bağırıyor, çağırıyor, daha çok sinirleniyor. Tak diye kızcağızın kolunu kesiyor, elini kesiyor. Hangi elinden verdin göster bakalım diyor. Bu elimden verdim baba diyor kızcağız. Şak diye baltayla elini koparıyor. Efendim. Bir kızcağızı kovuyor. Efendim tabii kızı tanıyorlar çevreden, mahalleden. Onlar efendim yatacak yer gösteriyorlar. Karnını filan doyuruyorlar. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün. Ondan sonra diyor ki kendi kendine kızcağız ben diyor böyle efendim el kapısında ne kadar durabilirim? Utanıyor da efendim yani onlara yük oluyorum diyor filan. Demek ki asil bir kızcağız. Asil bir kızmış. Efendim ben yük oluyorum diyor. En iyisi diyor, dilenmeye çıkayım artık ne yapayım diyor. Bir de eli yok yani bir eli de yok. Çolak kaldı artık. Çolak kaldı. Efendim şimdi gidiyor gidiyor gidiyor. Tanımadık hani kimsenin tanımayacağı bir mahalleye varıyor. Oradan bir kapıyı açıyor. Kapıyı bir adamcağız açıyor. Efendime söyleyeyim. Allah rızası için efendime söyleyeyim. Ekmek diyor, yardım diyor. Şöyle adamcağız. Dikkatli dikkatli kızcağıza bakıyor. O dikkatli dikkatli bakınca kızcağız da korkuyor. Tamam mı?
Efendime söyleyeyim, dönüyor, bir şey de getirmiyor tabii, dönüyor arkasını gidiyor yani. Adamcağız arkadan bağırıyor. Efendim, hanımefendi gelir misin diyor filan. Efendim ister istemez dönüyor, geliyor. Efendim, adamcağız diyor, sen kimsin diyor. Çok da güzel, tatlı bir kızcağız ve ona evlenme teklif ediyor. Benimle evlenir misin? Elinin kesikliğini de göstermiyor hiç. Elini saklıyor yani kızcağız. Ondan sonra belki almaz beni falan diyerekten. Efendim o da kurtulmak istiyor o hayattan. Yani bıkıyor tabii. Efendim o da kabul ediyor evlenmeyi. Neyse düğün dernek falan hemen süratli bir şekilde. İşte zifaf gecesi sofra kuruyor kızcağız. Beraber yemek yiyecekler. Adam bakıyor ki hep bir eliyle yiyor. Bir eliyle kullanıyor. Tek eli olduğunu anlıyor yani adam. Anlamıyor. Niye öteki elini kullanmıyor yani? Diye düşünüyor. Diye düşünüyor adamcağız. Niye öteki elini kullanmıyorsun diyor. Hanım diyor filan. Nikah filan yapılmış. Öyle bir utanıyor ki, öyle bir kızarıyor ki. Şimdi diyeceğim diyor. İşte benim elim çolak. Efendim. Beni diyor, bırakacak diyor bu diyor falan, üzülüyor falan. O sırada kalbine Allah-u Teala bir ilham veriyor. Efendim biz senin elini eski haline getirdik. Ya hatıftan kulağına, gönlüne böyle bir ses geliyor. Efendim bakıyor ki eli yerinde, elini çıkartıyor. Efendim burada elim efendi diyor falan. O yine açık etmiyor. Sonra birbirlerine alışıyorlar zaman geçtikçe filan. O zaman bu hadiseyi kocasına anlatıyor. Eskiden böyle olmuştu diyor. Aradan vakit geçiyor. Bir gün kapıları çalınıyor. Kızcağız kapıyı açıyor. Efendim bakıyor ki üvey babası. Ama üstü başı peşmürde. O zenginlikten hiç eser kalmamış, o baba yiğitlikten eser kalmamış, zayıflamış, çökmüş. Bu sefer o dilenci olmuş. O dilenci olmuş ya, Allah-u Teala'nın takdiri. Evet. Efendime söyleyeyim. İçeri alıyor onu. Üvey babası ya, içeri alıyor. Efendime söyleyeyim ama demiyor, işte ben o kızım falan demiyor yani. Senin işte üvey kızınım demiyor. Ne kadar ihtiyacı varsa efendisine de söylüyor. Efendisine de söylüyor. O zaman efendisi diyor ki işte diyor o şey dilenci bendim diyor şeye kızcağıza. Ya bu ekmek verdiği dilenci eli onun yüzünden kesildi yani. Anladın mı? Evet. İşine garibi de o. Çok bu ilginç. Yazıyor. Evet. Ve o babasının her ikisi de o üvey babasının her türlü ihtiyacını gözetiyorlar. O yakınlarda bir ev alıyorlar onlar için, o babası için. Oraya yerleştiriyorlar. Her türlü ihtiyacını da görüyor o üvey kızı. Efendim mesela Mesut Bahtiyar bir hayat yaşıyorlar. Çok ilginç ama işte evet, hayatın cilvesi. Ya şimdi efendim ne verdi kızcağız? İki tane ekmek verdi değil mi? İhtiyaç gönlünden sahibine. Koptu geldi. Gönlünden iki tane koptu. Ekmek verdi. Üvey babası da kolunu kesti bu sebeple, elini kesti. Ama o sabretti, şükretti, çileler çekti. Allah-u Teala onun o kesilen elini yerine koydu. Değil hem mi efendim? Hem de güzel bir yere evlilik yaptı. Evlilik yapmasını tabii sağladı. Evet efendim. Şimdi mesela ben bazen bizim vakfın banka hesaplarına bakıyorum da efendim birisi otomatik talimat vermiş, ödeme talimatı. Her gün 100 lira yatırıyor Alper Bey. Her gün ama. Otomatik talimat. Bir başkası otomatik talimat vermiş, her gün 50 lira yatırıyor. Ama fasılasız, ara vermeden. Her gün ama. Evet. Her gün yatırıyor 50 lira. Ha. Şimdi efendim bir başkası otomatik talimat vermiş, her gün 20 lira yatırıyor. Yani demek ki bütçesine göre gücü yatırıyorlar. Gücü ona yetiyor demek tabii ki. Evet.
Şimdi efendim az sadaka çok belayı def eder. Hadis-i şerif bu. Değil mi efendim? Tabii ki. Hastalıklarınızı sadaka vererek tedavi ediniz. Bu da hadis-i şerif. Evet. Sadakanın çok faydası var efendim. Mutlaka. İşte sen nereden bulacaksın? Senin verdiğin adam alkole mi verecek? Esrara mı verecek? Uyuşturucuya mı verecek? Nereye verecek? Bilemezsin ki. İşte İhlas Vakfı bu işi yapıyor. Bu işle iştigal evet, ediyor. Evet. İhlas Vakfı'nın sadaka hattı var. Efendim 8350 bizim efendim mesaj hattımız. 8350. Kısa mesaj. Kısa mesaj. Şey değil, WhatsApp değil. WhatsApp değil. Kısa mesaj. Yani SMS diyorlar. SMS evet. Efendim sadaka yaz. Efendim 8350'ye gönder. 20 lira bağışla. Çok kolay. Her gün bağışlayabilirsin. 20 evet. lira. 8350'ye sadaka yaz. 8350'ye gönder. 20 lira bağışla. Her gün yap bunu. Her gün yapmaya gücün yoktur. Yahu en azından cuma günleri yap. Haftada bir gün yap. Efendim biz o parayı en güzel şekilde değerlendiriyoruz. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Evet, hayır işleri yapıyoruz. Efendim buralarda sarf ediyoruz. Bir kuruşu zayi olmuyor. Boşa gitmiyor, evet. Boşa gitmiyor. Efendime söyleyeyim. Yevmi kıyamette efendim karşınıza çıkar. Ben bütün dinleyicilerimize, izleyicilerimize hayırlı günler diliyorum. Allah-u Teala onları ve bizleri her türlü kazadan, beladan, kötülüklerden muhafaza eylesin. Amin. İyi günler göstersin inşallah. Amin. Çok efendim. Teşekkür ediyoruz. Biz de ağzınıza sağlık. Estağfurullah. Kıymetli seyircilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Oradan izleyebilirsiniz. Pazartesi akşamları TGRT FM Radyosu'nda dinleyebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşünceye kadar hoşça kalın.